öğretmen lazım yalnız. Ben hiç bilmiyorum bunun nasıl olduğunu. Ama ben de bilemiyorum. Biz bilemiyoruz. Bunlar böyle sallanıyor. Böyle mi yapıyoruz? Arabaları yok. Arabaları var mı eminle? Peki ne gezecek bunlarda? Senin bir fikrin var mı? Taktın mı? Of Emir, seninki çok uzun olmuş. Efe biliyor olabilir mi bunu? Olabilir. Efe nerede peki? Efe orada. Çağır Efe'yi. Hadi. Evet Efe, anlat bize nasıl kuracağız bunu. Anne. İki tane şey var. İki tanesini alıp. Evet alıyorum. Aa dur, gördüm şimdi. Dur. Şimdiden Allah rüzgar yaptım. Peki arabası var mı bunun? Böyle gezecek mi kendi kendine? Ne yazıyor kutusunda? Takla atıyor mu? Ya. Efendim, hani şaka yapmış. Şöyle yapsak devriliyor. Baksana olmuyor taklacı güvercin. Buradan devam ediyorum. Şuraya takayım mı bunu? Bunu böyle çevirsek şimdi yuvarlak yapsan. Bak ben sıfır yaptım Emir, gördün mü? Bu nasıl olmuş? Bu da bayağı uzun. Anne kızım bulamadım, gittiler. Nereye gittiler anneciğim? Oyun odasına bakın ya. İçeriye bakalım, gelin. Oradadır. Arabalar gitmiş Emir, senin bu konuda bir bilgin var mı? Bilgim var. Nerede arabalar? Galiba ben biliyorum. Allah. Sanırım içeride. O zaman sen getir. Bu muydu aradığı rüzgarın? Tamam rüzgar. Efe buldu, bu olabilir mi aradığın şey? Al o zaman. Kapının yanında buldum. Kapının. Ama rüzgar sen bir şey. Allah burada ne var? Efe gel buraya. Efe. Bu ne? Ne olduğunu ben de anlayamadım. Tut bakayım be. Yılan başı gibi mübarek. Bu ne? Ben buradan konuşacağım, kulağına koy. Efe beni duyuyor musun? Aa ses geliyor. Geliyor mu? Yemin et. Sen de konuş. Çok duydum. Vallahi duyuyorum. Aa. Allah çok güzel bir şey bulduk. Efe çok güzel. Rüzgar kulağına tut. Konuş. Tamam bekle. Kulağına tut kulağına. Rüzgar nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim. Gerçekten ses geliyor. Emir koy, sana da göstereyim, gel. Şimdi kulağına koy bunu. Öyle atmasaydın. Kulağına, önce kulağına, kulağına götür. Beni duyuyor musun Emir? Beni duyuyorum. Duyuyorsun değil mi beni? Şimdi sen konuş bana. Ben kulağıma koydum. Duyuyorsun değil mi? Yavaşça. Rüzgar şimdi sen konuş. Niye bıraktın? Sen konuş şimdi, Emir seni dinlesin. Gel. Gel Emir. Koy kulağına. Çok bağırma. Telefon görüşmesi gibi düşündüm bunu. Ya of ya, hiç kıymetini bilmiyorsunuz. Size efsane bir eğlence buldum. Kıymetini bilmediniz, o yüzden kaldırıyorum. Aman yarabbi. Şimşek McQueen. Emir bu çok güzelmiş. Rüzgar ne yapıyorsun? Bizim de vardı böyle, hatırlıyor musun? Neydi adı bizimkinin? Ne yapacaksın acaba? Allah. Hayır. Ne yapacaksın bunu? Su mu lazım ona? Hani buna bir şey yapıyorduk. Of çok karışık burası. Ben gidiyorum. Sürekli bir şeyler karışıyor. Aa, bitti mi ödevin diyecektim. Bitirmiş herhalde. Bakayım. Evet, son çarpı koyduğum yere kadar yapmış. Aferin Rüya sana. Nerede peki Rüya şimdi? Kesin içeri, dur bakayım. Rüya, Rüzgar ne yapıyorsunuz? Aa, bisküviler yenmiş, birazcık da burası kırtık kırtık olmuş. Neyse ben biraz sonra temizlerim burayı. Ne oldu Rüzgar, sen niye ağlıyorsun? Arabası kırıldı. Kırıldı mı? Dur tamir işini halledeceğiz. Rüya? Dön bakayım bir. Kızım senin kafanda bisküvi var. Rüya kafanda kırıntılar var. Kızım kafam... kafasına bisküvi mi attı Rüya'nın? Birincisi dürüst bir şekilde söylediğin için teşekkür ederim. İkincisi neden yaptın? Kesinlikle neden yaptın? İlk sorum, kafanda ekmek kırmak diye bir deyim var. Onu mu denedin acaba? Hani yeminin bozulsun diye. O ekmek bisküvi değil. Rüya ne yapacağız? Nasıl geçeceğiz?
bunlar? Eyvah. Söyle. Dur ya, yapma yapma yapma. Her yeri daha batırma, dur. Bence de sen direkt banyoya gir. Kalk. Rüya, kafanda bisküviler var. Annem, bisküvi diyorum sana. Bak, kırıntı dolu. Yapma kızım, çıkmıyor. Rüya bak şöyle, bak bir dakika, kafandan bir şey çıkartacağım şimdi, bekle. Ya kafasına bisküvi kırmak. Allah, düştü. Bak bak bak. Bu kafanda. Aa anne, bu bebeğimin saçı. Ha tam buradan gelmiştir de senin saçına. Rüya kalk. Banyoya girmen lazım. Kafanın içinde kırıntılar var. Banyo yapmaktan da bu kadar çekinen, ne bileyim. Bak mesela direkt sorayım. Rüzgar, banyo yapmak ister. Bebeğimi de sokarsan mikroplar gelir. Aynen öyle, kafanı. Bebeğimi de sokarsan. Rüya, bitlenirsin. Bebek diyor. Ayrıca saçı güzel olan tek kalan bebeğim bu. Hepsinin saçları yıkanmaktan tiftik gibi oldu. Bir tek bunu güzel. O yüzden bunu sokma ne olur. Anne, banyocuğumda bir şey olmuyor. Ben bunu yıkadım daha. Neler diyor? Hiç de bile bak, tiftiklenmiş, yıkama. Bebekler yıkanmaz kızım. Ama senin yıkanman lazım. Kalk hadi. Rüya yavaş yürü. Sen de mi? Sen... Rüzgar, sen yıkanma anneciğim. Sen dün yıkandın daha. Yarın yıkanırız. Eyvah eyvah. Rüya'nın saçında neler var? Bisküvi taneleri var. Rüya bayağı kırmış kafanı. Peki sen niye izin verdin anneciğim? İzin verdim ya, ama çok böyle kendimi korumaya çalışırken attı bir anda, kafama denk getirdi. Allah'ım ya Rabbim. Ne diyeceğimi ben bilmiyorum. Ben tam böyle olmadı. Ağlayayım mı böyle? Rüzgar çığlık mı atıyor? Ne olmuş? Ne oldu? Niye çıktı? Şaka yaptım. Ya oğlum, niye böyle şeyler yapıyorsun? Hadi. Anne bak, tam bir şey söyleyeceğim. Bisküvi aldı, eline kırdı. Başımı sürttü. Ay Rüzgar, inanamıyorum sana. Bir yere girsin. Karanlıkta mı kalmak istiyoruz? Bir dakika, siz de gidin. Hadi gel, gir sen yıkan. Arkadaşlar, daha önce kafasına bisküvi kırılan birini gördünüz mü hiç? Yorumlara yazın. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hadi sen de. Evet, ne yapacağız şimdi? Neden karanlıktayız ki şu anda? Anne, niye böyle bir şey yapıyoruz? Anne, çünkü burada bir dinozor arayacağız. Dinozor mu arayacağız? Hadi gel gel. Zannetmiyorum. Aa gel gel. Rüya. Hah, bu görünüyor. Değil mi? Aa, bir dakika, gölge görünmüyor ya. Dur, görünüyor mu? Allah, çok değişik. Allah. Hah, görünüyormuş, tamam. Ne oldu? Bunları hallettim. Şimdi makineyle çalıştırırsam. Ay dur, bir şey unuttum. Onu da alayım geleyim. Efendim? Tüylü kalemimi bulamıyorum. Hangi tüylü kalem ya? Böyle renkli tüylü, renkli ben... yazan mı? Tüylü. Ucunda bir tane tüy olan mı? Bir sürü tüy olan mı? Bir tane. Bir tane. Beyaz kalemin. Ay o çok güzeldi. Kaybolursa çok üzülürüm. Üf, ne yapacağız peki şimdi? Buldum. Dedektif Rüzgar bence bulabilir. Gel gidelim Dedektif Rüzgar'a. Merhaba Dedektif Rüzgar, nasılsın? İyi misin? İyiyim, gözlerimi çıkartabilir misin? Evet, lütfen gözlerinizi görelim. Evet. Dedektif Bey, bizim bir durumumuz var, bir sorunumuz var. Sizinle... Böyle bir kalemim kayboldu. Yardımcı olabilir misiniz? Evet. Arkasında tüy var. Hı hı. Böyle beyaz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir yavaş yavaş, adım adım. Dedektif Bey, şimdi Rüya kalemini kaybetti. Tamam, peki bir şey soracağım. Sizin öncelikli olarak özelliklerini sormanız gerekmez miydi? Peki, unuttum. Düz basmalı kalem, sadece arkasında bir tüy var. Dedektif beyaz. Okulda unutmuş olabilir misin? Hayır anne, ben az önce oynadım. Peki o odada olabilir mi? Gidip bir bakalım mı? Hadi gidelim. Dedektif Bey, kalemi bulabilecek misiniz? Deneyeceğim. Hadi bakalım, gidelim deneyelim. Evet, dedektif şu an odada. Bakalım bulabilecek mi? Birazcık da karışık bir oda. Rüyacığım, bir şey soracağım. Top havuzuna bakıyor şu anda Rüyacığım, görüyor musun? Bakalım bulabilecek. Sen baktın mı buralara? Ben bunun her yerine baktım. Kitaplığa baktım. Çantama baktım. Hatta buraların her yerini bir kontrol ettim. Piyolayı. O kadar.
Dedektif Bey burada olmayabilir mi? O zaman buldum. En son kalemini at, demek satılıyor mu? Onu bilmek lazım galiba. Tamam, ama uzantılarını kaybettirelim. Salonu kaybettirelim mi? Kontrol edelim diyecekti herhalde. Nasıl yazdın rüya? Ay çok romantiksin rüya gerçekten. Peki bu size bir ipucu verdi mi? Ne, nasıl bir ipucu verdi? İpucunda çok gizli bir şey yazıyordu. İpucunda gizli bir durum mu var? Acaba ne? Aa! Camın etrafına baktığımızda bulabildik mi? Buldun mu rüya? Düşmüş buradan. Getir bakalım, kayıp kalem bulundu. Dedektif Bey. Hadi o zaman verin bunu. Allah, dedektif kalemi. Bul, böyle dedektif mi olur ya? Bulduğu eşyaları kendine salıp alıyor. Eyvah. Arkadaşlar, bizim dedektifimizi seviyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Biz evde dedektifçiliği çok seviyoruz. Çok da eğlenceli. Bu arada bunu gerçekten saklamıştım. Rüya da bilmiyordu nerede olduğunu. Bakalım bir sonraki eşyamız ve saklama yerimiz neresi olacak? Merak edenler yorumlara yazsınlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyoruz. Allah, geliyorlar. Efendim. Anne, rüzgar duvara koymayız. Duvara mı yazdın rüzgar? İnanmıyorum sana. Gel. Bunların ne olduğunu biliyor musun peki? Eldiven. Boks eldiveni mi? Hayır, kar eldiveni. Gel, onu çıkart. Olmamış, ters takmışsın. Emir, bununla sana takalım mı? Ben takmayayım. Emir, o zaman bir şey söyleyeyim ama bunlar kimin biliyor musun? Emir'in. Önce Emir'den izin al. Emir, bunları kullanabilir miyim de? Emir, bunları kullanabilir miyim? Balonca kazanmadan. Baloncuk mu yapalım? Baloncuk yaparsak ama yerler kayar. Böyle küt diye düşerim ben sonra. İster misin benim düşmemi? Aa, şurada bir tepki var. Evet. Rüzgar, gel hadi gel, giydireyim eldiveni. İstemedi. Sana giydireyim mi? Gel, uzat. Tamam, uzat. Neden? Hayır, biri sana, biri Emir'e. Nerede? Ha. Bu Efe'nin mi? Tamam, bu elini ver bana. Bu değil öbürü. Bu değil öbürü. Ya dedim sana da. Ama Rüzgar, paylaşmalıyız. Emir, Rüzgar niye böyle yaptı? Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar, Emir küstü. Emir küstü, biliyor musun? Nerede eldivenler? Rüzgar, Emir küstü diyorum sana. Konuşmuyor, yattı. Tamam, eldivenleri buldum ben, alır götürürüm Emir'e. Emir'e götüreyim o zaman. Küstü ya Emir. Gel Emir küstü, gel Emir'le konuş. Küstün mü? Şaka mı yaptın sen bana? Anneciğim ya, ama eldivenleri paylaşmalıyız, iki tane. Emir, eldivenleri nasıl paylaşacağız, sen düşün bakalım. Benim şimşek mek benim eldiven. Peki bir şey soracağım sana. Sen pasta seviyor musun? Seviyorum. Ya yiyelim mi? Bana mı sürprizin var? Emir, neyi bana sürprizin? Ay Emir, biraz heyecanlandım, bana sürprizin. Çok güzel, kıyafetlerle dolu bir dolap. Ay bakayım bir Emir. Bana gerçekten sürpriz oldu. Çok güzelmiş, rengarenk. Mavi, sarı, lacivert, yeşil. Bir tane daha sarı var. Evet, orada da var. Hadi giy bakalım eldivenleri. Giyebilir misin? Gel ben giydireyim. Emir, çok zorlandım gerçekten. Nasıl oldu sence? Efe, senin eldivenlerini aldılar. Gel buraya gel. Senin olaylardan haberin yok. Evet teyzeciğim. Olaylardan haberiniz yok sizin. Senin eldivenin var. Benim Spider-Man'li değil mi? Yok, benimki sarı ve lacivertli. Spider-Man eldivenler kimin o zaman? Emir'in. Emin misin? Emir, bu eldivenler Emir'in benim dedi. Kar eldiveni o. Bu normal eldiven. O kar eldiveni. O zaman şey yok değil mi? Hep sevdim. Çok mu sevdin? Ama çıkartmışsın. Hadi o zaman doğru, evde eldiven takılmaz. Peki eldiven nerede takılır? Efe söyle bakalım. Kış. Evet, doğru. Kışın karda. İki tane. Bir de baloya giderken kızlar takayım. Ay evet, baloya giderken falan kızların taktığınızı. Çok soğuk olursa belki yine de takabiliriz. Ama annem, şöyle benziyor. Böyle benziyor. Ha, evde diyorsun. Evde pek ihtiyaç olmaz diye düşünüyorum. Kış ayı çok soğuk. Ama
kışın soğuk olduğunda oku his taktın mı sen peki anne, okula giderken? Efendim Emircim? Bakayım. Şimşek McQueen'li çanta. Rüyanınki gibi hem de. Çok mantıklı. Kaleci olduğunda kar eldiveninden de kalın bir eldiven tak. Top çok sert geliyor. Ben de kalecilik yaptım zamanında teyzeciğim. Araba mı var? Uf, gerçekten araba dolu içi. Bir sürü. Neden geliyorsunuz? Ya arkamı döndüğüm anda burada bir kıkırdama meydana geliyor. Acaba ne? Sen dedin ya ben de çok kaleci oldum. Ben dedim ki evet. Ben dedim mahkeme demeyiz. Evet. Şahitlik. Ben de şahit. Arkadaşlar biz bu gece, bu akşam daha doğrusu Efe'lerdeyiz. Gördüğünüz gibi yaylarımız gevşemiş durumda. Her şeye gülebiliriz. Evet Emir, tır bu. Bak konuşturmayan bir Emir ve... Evet Emir, kocaman bir tır. Bu konuşma nereye gidecek çok merak ediyorum. Emir bağırmaya başladı. Sohbetimiz çok güzel. Aralarda tır olayıyla.